Merhaba, ben GCM Yatırım Yardımcı Analisti Kaan Kutsar. Forex haber için düzenlemiş olduğum gram altın ve gümüşle alakalı video analiz çalışmasına hoş geldiniz. Gram altın tarafıyla başlayacak olursak, burada özellikle ons altın fiyatlamalarını biraz daha yakından takip eden bir hareket izliyoruz. Bunun sebebi dolar Türk Lirası'nın 6.85 civarında sınırlı fiyatlamalar kaydetmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu taraftaki gelişmeler, 16'nın tarafındaki gelişmeler bir miktar daha ağır basıyor diyebiliriz. Peki buradaki gelişmelere bakacak olursak bu hafta çerçevesinde özellikle ABD Başkanı Trump'ın yaptığı çağrı etkisini hissettirdi diyebiliriz. Ee, Trump maske takma çağrısı yaptı ve koronavirüs çerçevesinde işlerin iyiye gitmeden önce daha kötüye gidebileceğini ifade etti. E tabii ki bu durum hali hazırda var olan endişeleri koronavirüs çerçevesinde biraz daha arttırdı diyebiliriz. Tabii ki yeni bir riskten ziyade var olan riskin artışını burada ons altın fiyatlamaları üzerinde etkisini hissettirdi. Bunun dışında bu hafta içerisinde Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu 750 milyar euroluk teşvik paketi yine ons altın fiyatlamalarını destekleyici ancak etkisinin az olduğu bir unsur olarak karşımıza çıktı tabi bu çerçevede ABD'nin de bir teşvik paketi sunması bekleniyor ancak senato liderinden bir açıklama söz konusu oldu bu çerçevede oluşacak yeni paketin 2 hafta içerisinde geçemeyebileceğini ifade etti bu durum tabii ki doları baskılayıcı unsurlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor bunun dışında e, ABD ile Çin arasındaki gerilim yine artıyor e, burada ABD Çin'in üstünde bulunan konsolosluğunu kapatmasını istedi. Bunun için 72 saatlik bir süre verdi ve süre 21 Temmuz itibariyle başladığını duyurdu. Çin tarafı da bu durumu doğruladı ancak tabii ki olumsuz bir gelişme olarak ifade ettiler bu şekilde açıkladılar. E Tabii ki ana temaya baktığımızda Fed'in halen faizleri düşük seviyelerde tutması ve genişlemesi halen 16 tarafında ana makro görünüm olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumla birlikte ons altında biz Ekim 2011 fiyatlamalarına geldiğini gördük. Buradaki tepe seviyelere kadar yükseldiğini gördük. Dolayısıyla gram altında da yine yükseliş e, hareketi izledik ve e, yeni tarihi zirveler oluşturması da peşinden geldi diyebiliriz. E, kısa vadeye bakacak olursak bir önceki tarihi zirve olan 401 seviyesini izliyoruz bu seviye üzerinde kaldığı sürece gram altında yükselişlerin ön planda olmasını bekliyoruz. Özellikle bu seviye tarihi zirve olmasının yanı sıra e, önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıktı. Aşılması itibariyle de tekrar bir miktar yukarı yönlü fiyatlama gördük. Trendi takip etmek açısından kısa orta vadede 21 periyotluk üstel hareketli ortalamayı izliyoruz. Şu an için hareketli ortalama 396 seviyesini destekliyor. Bu seviye üzerinde kaldığı sürece de kısa orta vadede gram altının yukarı yönlü hareket etme potansiyelinin bir miktar daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında orta vadeye daha çok odaklanmak istersek de 75 ve 89 periyotlu üstel hareketli ortalamaları izliyoruz. Bu hareketli ortalamalar da Ocak 2019 yılından bu yana gerçekleşen yükselişi destekleyen indikatörler güncel olarak şu an için 375 seviyesini destekliyor her iki indikatörde. Bu seviye üzerinde kaldığı sürece de gram altında orta vadede pozitif yönlü beklenti ön plana çıkabilir. Buradan e, gümüş tarafına geçecek olursak, tabii ki kıymetli metal olması sebebiyle bu gelişmelerden etkilendiği gibi, çevresel endişelerin arttığı bir dönemde de e, ekstra talep görmesi bekleniyor. Özellikle koronavirüs çerçevesinde gümüş üretiminin de azalabileceği beklentisi, buradaki hareketlerin ons altına göre bir miktar daha hızlanmasına imkan tanıdı diyebiliriz. Burada trendi takip edebilmek adına da 34 ve 89 periyot düküsel hareketli ortalamaları izliyoruz. Bu bölge üzerinde kaldığı sürece 17.80, 18.40 bölgesi üzerinde kaldığı sürece burada da pozitif yönlü beklenti ön plana çıkabilir. Hali hazırda 19.60 seviyesi üzerinde bir fiyatlama görüyoruz. Bu seviye niye önemli? 2019 yılı Eylül ayında oluşturduğu tepe noktası olması sebebiyle izlenebilecek bir seviye. Bu seviye üzerinde kalıcı fiyatlamalar e, gram altında, pardon e, düzeltiyorum gümüşte e, yükselişlerin bir miktar daha ön plana çıkmasına sebebiyet verebilir. Biraz daha fiyatlama yakından takip edebilmek adına da bu seviye ayrıca izlenebilir. Ancak bir miktar daha geriye bakmanın faydalı olabileceği görüşündeyim. Burada 2016 yılı tepe noktası 21.10 ve 2014 yılı tepe noktası 21.55 seviyeleri önemini şu an yani kısa vadede kısa orta vadede etkisini hissettirebilir diyebiliriz. Her iki seviyenin desteklediği bölgeyi de izlemek gümüş fiyatlamaları açısından önemli olabilir. Bu bölge üzerinde gerçekleşebilecek günlük ve haftalık kapanışlar gümüşlü olan bu pozitif trendin daha da güçlenmesini, bu trendin pekişebilmesine imkan tanıyabilir. Dolayısıyla bu bölgeyi de fiyatlamayı takip edebilmek açısından izlemek faydalı olabilir. Benim aktarabileceklerim bunlardı. Herkese başarılı işlemler dilerim.